Efendim günaydın Ceyhan, hoş geldiniz. Hepinize mutlu bir cumartesi sabahı diliyorum. Anneler, babalar, anneanneler, dedeler veya babaanneler veya dayılar, teyzeler, amcalar hiç fark etmez. Çocuğunuz mu var? Şimdi çocuk evde, okullar kapalı. İlk başta fena değildi ama hem evde biraz itiş kakış olmaya başladı. Ay okullar açılsa da çocuklar gitse. Öbür tarafta asıl önemli mesele şu. Biz eğitim ve öğretimi niye yapıyoruz? Sınavlar için mi, çocuklarımız için mi? Bu soru niye? Çünkü 8. ve 12. sınıflar kurslara gidebiliyorlar. Niye? Lise ve üniversite sınavlarına girecekler. Ama biz bu sene eğer okullar açılmazsa ilkokul 1 talebesine ekran başında kalem tutmayı nasıl öğreteceğiz? Büyük soru işareti. Çocuğun her halini konuşalım. Moody's Hastanesi'nden klinik psikolog Ayşegül Nezor hocam bizimle birlikte. Ve sağ olsun hiç bizi bırakmaz Erdoğan Bozdemir hocam. Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda MEF Genel Müdürü yine bizimle birlikte diyelim. Onun dışında neyi konuşacağız? Biraz futbol konuşalım artık. Biz Fenerbahçeliler özellikle transferlerden son derece mutluyuz. Galatasaraylıların itirazı var. Beşiktaş'ın transferleri, Trabzon ne yapıyor vesaire. Sevgili Mehmet Ayhan, ünlü bir spor yorumcusu ama futbolda çok yakından takip eder. Bizimle beraber olacak. Ve en nihayetinde bugünü sevgili Melda Gürbey ile kapatacağız. Melda Gürbey'in sadece şarkıları değil, bir de o dilimize pelesenk olan şarkıları nasıl yazıyor, ne yapıyor, ne ediyor? Hepsini konuşacağız diyelim. Hadi başlayalım. Efendim ince ayara başlıyoruz. Neyle başlıyoruz? Çocuklar, çocuklarımız. Sadece kendi çocuğumuzu değil bu ülkenin bütün çocuklarını sevebildiğimiz takdirde aslında gelecek nesillere güvenme şansımız var. Şimdi bütün dünyada çok söylenen işlerden bir tanesidir. 3-6 yaş arası bir çocuğun karakterinin şekillendiği, %80 orada oturduğu söylenen bir dönem. Türkiye'de okul öncesi eğitim %10 oranında veya daha fazla. Soracağız Erdoğan Hocam burada ama esas durum şu. Biz ne yapacağız ilkokul bir çocukları? Geçen seneki ilkokul bir çocuklar ne oldu? Mart'tan itibaren okula gidemediler ve okullar meselesinde ne yapmak lazım? Salgının çok az olduğu yerler veya ilçelerle salgının çok kuvvetli olduğu yerler, hani fırsat eşitliği açısından hepsini bir arada götürmek doğru mu yanlış mı, hepsini konuşacağız diyelim. Konuklarım söylediğim gibi Moody's Hastanesi'nden klinik psikolog Ayşegül Nezor Hocam bizimle beraber ki çocuklara ve okullara dair aslında çok çalışması var hocamın ve elbette Erdoğan Bozdemir hocam, söylediğim gibi Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu üyesi. O da bizim eğitim bilim kurulu üyemiz oldu. Sağ olsun pandeminin başından beri bırakmadı bizi. Hoş geldiniz her ikinizde. Teşekkürler, hoş bulduk. Şimdi Ayşegül hocam şeyle bir başlayalım. Ya bu çocuklarda 3-6 yaş arası çok önemli, çok önemli, çok önemli. Bilim bunu niye bu kadar önemli buluyor 3-6 yaş arasını? Aslında bütün yaş aralıkları çok önemli. Sadece 3-6 değil. Özellikle biz görüşmelerde ilk bir yıl bizim için çok önemli. Anne ile olan o bağını anlamak için. Ebeveynin, bakım verenin ilk bir yılda kimin olduğunu anlamamız için. Çünkü oradaki bebek aslında aynalama yaptığı için kendisini annenin üzerinden tasvir ettiği için ilk bir yıl bile bizim için çok önemli. Ha, o kadar önemli. Çünkü ona göre şekillenecek çocuğun mizacı, belki karakteri. 3-6 yaş dediğimiz okul yaş dönemi, okul öncesi yaş dönemi aslında. Burada okul öncesi yaş döneminde birçok faktörler var. Kaba motorlar, ince motorlar, duyusal anlamda sosyal beceri veya bilişsel anlamda bir sürü seçenekler var. Bunların hepsinin geliştirilmesi çocuğu okula hazırlık sürecine aslında adapte ettiği için bu süreçler 3-6 yaş dönemi bizim için çok önemli. O yüzden de aslında anaokulunu, okul öncesi eğitimi çok fazla yaygınlaştırmak gerekiyor aslında. Peki şey mi? Mesela arkadaş olmak öğrenilebilir bir şey midir çocuklar açısından? Evet, arkadaş olmak öğrenilebilir kesinlikle. Bu kardeşi olan çocuklar bu konuda daha şanslı aslında. Çünkü evin içerisinde kıskançlığı ilk başta tadıyorlar diye böyle kötü bir şey söyleyeceğim ama galiba öyle oluyor. Evet, illa ki kıskançlık olacaklar ama kıskançlığı çok kötü dile getirmemek gerekiyor. Ben kıskançlığı her kardeş arasında kardeş kıskançlığının olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer kardeş kıskançlığı olmazsa yani birbirlerine düşman olmazlarsa dost da olamazlar aslında. Yani dost olmaları için önce bir düşman olmaları gerekiyor. Zaten zaman ilerledikçe de onların ne kadar da aslında bağlarının kuvvetlendiğini görebiliyoruz aslında. Peki şimdi 3-6 yaş arası okul öncesi eğitim çok önemli değil mi çocukların gelişiminde? Bir virgül koyalım hocam. Bunca yılın eğitimcisisiniz. Bana ne olur şeyi söyler misiniz? 3-6 yaş arası okul öncesi eğitim dediğimiz. Şimdi hocam Fransa'da biz 2 yaşında çocuğu hani sokağa çıkarırken korkarız. Şey, yuvaya yolluyorlar. 3 yaşından itibaren zorunlu. 3 yaşından itibaren zorunlu ama millet zaten 2 yaşında yollamaya başlıyor. Şimdi Türkiye'de kaçtır hocam okul öncesi eğitim oranı? Okul öncesi eğitim oranı şu anda %30-35'leri buldu ama
Çok yetersiz tabii ki. Bence ilk yapılacak iş, bu anlamda atılacak ilk adım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu bizim 69 ay öncesi olan grup, ki evvelden bu bir 60 aya indirilmişti biliyorsunuz. Yani bizim halk arasında 6 yaş grubu olarak isimlendirilen okul öncesinin son senesini kastediyorum. Bunun derhal zorunlu hale getirmesi lazım. Peki bir şey söyleyeyim hocam. Tam da ama bakın orada çok önemli bir şey söylemem lazım. Bunu bazı nasıl diyeyim, okul öncesi eğitim kurumları da yanlış uyguluyor. O yaşlardaki çocuklarda dil duyarlılığı çok önemli. Ama bizim bu okullarımızın büyük bir kısmı okuma yazma çalışması yaptırıyor. Ciddi ciddi. Çocukların her şeyin bir alabileceği yaş var. O motor gelişimi olacak. Aynen, ki kalemi tutabilir. Peki hocam bir şey söyleyeyim. Mesela liseyi biz 4 yıla çıkarttık. Evet. Liseyi 4 yıla çıkartmanın eğitim veya öğretim açısından ne faydası var? Liseyi 4 yıla çıkartacağımıza okul öncesi eğitimi başlatmış olsaydık çok daha sağlam bir nesil, nesiller yetiştiriyor olmaz mıydı? Kesinlikle. Orada tabii problem şu. Türkiye'nin bazı Avrupa ülkelerindeki gelişmiş ülkeleri kastediyorum. Lise 3 yıldır. Ama hatta biraz ileri olan çocuklar için 2 yıla bile düşürülür. 2 yıllık okullar var. Bizde ise yabancı dil öğrenimindeki yaşanan zaman kaybını telafi etmek için liseyi 4 yıla çıkardık. Evvelden hazırlık artı 3 yıllık lise yapıyorduk. Dediler ki bu böyle olmuyor. Bunu yayalım liseye 4 yıla, öyle öğrensin. Ama bu da çok geç. Bana sorarsanız doğru bir adım atıldı bundan yıllar önce Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Artık anaokulundan başlayan dil duyarlılığı yaratma, birden fazla dili öğretme saçmalığından da bırakılması lazım. Hocam çocuk büyüdükçe dili daha kolay öğreniyor. Dünyadaki bütün araştırmalar biliyorsunuz. Yani evet. Filipinli dadı odası var hocam. Kaç dolar biliyor musunuz Filipinli dadı? İngilizce öğretiyor diye çünkü. Aslında hocam çocuk öğrenmez değil mi? Sesi tekrar eder aslında, aynen değil mi? Öyle. Beyin olarak. Yani aynen, öğrenmiyor değil aynen mi hocam? Aynen öyle. Tabii tekrar öğreniyor. Evet, tekrarla öğreniyor. Peki hocam şimdi önünüze bir çocuk geldi. Bir tanesi okul öncesi eğitime erken başlamış. 3 yaşından itibaren okul öncesi eğitimi almış. Öbürü aileden sadece ilkokul 1'e gittiğinde kurtulmuş. Ne fark olur ikisinin arasında? Yani ikisine de bir baksanız ne fark görürsünüz aralarında? Şimdi şöyle, önce gelişimsel açıdan bir değerlendirilmiş mi zaten ikisi de, ona bakarım. Yani normalde zaten okula başlamak için bir değerlendirme test ve envanterleri sürüyoruz. Okula başlayabilir mi, başlayamaz mı? İnce motorları, sosyal becerileri, sosyal duysal alanları yeterli mi okula başlamak için? Gelişimi tam yaşına uygun mu diye biz zaten bir envanter test uyguluyoruz küçük danışanlarımıza. Ona göre okula gitme yaşını zaten az çok belirleyebiliyoruz. İkisinin de anaokula gitmiş olabilir ama gelişimi geride olabilir. Anaokula gitmemiş olabilir ama gelişimi normal olabilir. Şimdi onların ikisinin arasında da fark vardır. Dolayısıyla böyle net peki bir ayrım yapamayız. Peki mesela sosyalleşme becerisi farkı var mıdır? Kesinlikle. Orada da vardır çünkü yaptığımız test ve envanterlerde okula hazırlık sürecinde sosyal algıyı da, sosyal düşünme becerisini de ölçüyoruz aynı zamanda. Peki hocam sosyalleşemeyen çocuk ne sıkıntı yaşar? Mesela ailelerin en büyük derdidir. Çocuğum geç yürüdü, geç konuştu vesaire. Belki yürüme değil ama konuşmayla ilgili sosyalleşme aslında çocuğu açan ve Türkçesini zenginleştiren, evet, dili zenginleştiren bir şeydir, evet, değil mi? Evet, evet, kesinlikle. Zaten dil gelişimi çocukluktan doğumundan itibaren başlar ve yetişkinliğe kadar uzar aslında. Bunu anne, baba, çevre ve öğretmenler veya sosyal çevreyle birlikte dil haznesini geliştirir. Dil haznesi daha geniş çocuk aslında daha fazla sosyal ortamlara ayak uydurur. Dil kapasitesi çok düşük çocuk çocuklarda genelde veya dilini daha iyi kullanamayan veya bir dilinde bir gerilik olan çocuklarda ekstra farklı patolojiler de ortaya çıkabiliyor. Öfke bu mudur hocam? Yani kendini ifade edemeyen çocuk öfkeli olur, böyle bir şey midir? Böyle klinik ortamlarda gözlemlediğimiz kişiler oluyor. Evet, tam istediğini dile getiremediği veya ebeveynleri tam olarak istediğini anlatamadığı için çocuktaki patolojiler biraz fazlalaşabiliyor. Depresyona sebep olabiliyor, agresyona sebep olabiliyor. Birçok aslında kaygı aynı zamanda birçok faktörleri olabiliyor. Peki hocam bir şey soracağım. Şimdi sizin eğitimcilik hayatınızı baktığımız zaman 43 yıl. Hocam bana ne olur şeyi söyler misiniz? Bir çocuğa televizyon ekranından veya bilgisayar ekranından okuma, yazma öğretebilir misiniz? Öğretemeyiz diye düşünüyorum. Çünkü
aslında hiç denemedik tabii ki. İlk defa bu sene deneyeceğiz. Öyle diyelim. Eğer inşallah pandemi de olmaz veyahut hocam peki geçen sene Mart'tan sonra birinci sınıflarınız ne yaptı mesela? Çok şükür okuma yazmayı öğrenmişlerdi de bir şey çok oldu. Başarılı bir süreç geçirdik aslında o anlamda ama yine de tabii ki okulla hiç kıyaslanamaz böyle bir şey. Mümkün değil. Okulda, şimdi okul ortamı ilkokula gelen çocuk önce biliyorsunuz okul öncesine artık büyük şehirlerde büyük ihtimalle kavuşuyorlar buna. Okul ortamına gelen çocuk aile dışında başka bir büyükle yüz yüze geliyor. Anneye diye ağlıyorduk hocam biz gitme tabii, anneye diye tabii, eteğini de tabii. çekerdik. Hala devam ediyor devam ufak ediyor, tefek o şeyler. Ama çok az tabii ki. Okul öncesinde okumuş çocuk da olmuyor söylediğimiz. Hocam ben onu da okumuştum. Parmak yani bir yuvaya da gitmiştim 2 yıl ama fark etmedi. Yani anneannemin eteğini asıyordum gitme diye. Yani ilkokul 1 öyle bir şeydir çünkü. Evet ilkokul 1'de çünkü artık bir öğretmen karşına. Evet. Şeydeki abla gibi değil. Yani abla olarak görürler onlar daha çok okul öncesinde. İlkokul 1'e gelen çocuğun az evvel hanımefendinin de söylediği gibi motor becerilerinin öğretilmesi. Kalem tutmayı öğretmek bir iştir. Doğru. Yuvarlak yapmayı öğretmek, çizgi yapmayı öğretmek bir iştir. Bunu bilgisayarın üzerinde öğretirsiniz de o çocuk nasıl yapacak? Daha doğrusu da, öğretmen yapıp yapamadığını nasıl denetleyecek evet, gibi onun bir soruyla her, karşı karşıya. Onun her aşamasında öğretmenin uzmanlığı devreye gir. Hayır bunu böyle yap. Sonra bir alışkanlık haline gelir ve yürür. O yüzden ilkokul birlerde şu anda ben durumu lise sonlardan daha önemli görüyorum. Çok, çok doğru bir şey. Peki şunu sorayım hocam yani. İlkokul 1'e öğrettiğimizin dışında bir öğrettiklerimiz var. Yani bunu çizmek bir öğretim. Tabii. Eğitim olarak ne verir hocam ilkokul 1 çocuğa? Kesinlikle bir defa yani yemekhaneye giderken sıraya geçmeyi, arkadaşınla bir şeyi paylaşmayı. Biliyorsunuz hepimizin hayatında olduğu silginin bile yarısını koparıp arkadaşına vermeyi, paylaşımcılık duygusu, arkadaşlık duygularının en geliştiği yer o 72 aydan sonraki kısımdır. 84 aya kadar burası oluşur. Hı. Hayatımızın dikkat edin en önemli arkadaşları halen devam eden ilişkilerimizde genellikle ilkokul 1'de arkadaş olduğumuz hocam kişilerdir. İnsan yaşlandıkça mesela 30 yaşlarda lise arkadaşlarına dönüyor ama yaş aldıkça ilkokula doğru dönüyor. Evet enteresan ama bir şey değil mi? Aynen öyle. Şöyle, yani bu ne kadar eskiyse o arkadaş evet. O sizin hani elektriğinizin beraber olduğu arkadaş oradan başlıyor. O yüzden okula gidilerek bunun yapılması lazım. Ve ilk defa bu kadar çocuk işte 20 tane 25 tane bazı yerlerde 30 tane neyse çocuk bir araya geliyorlar. Birlikte bir şeyleri paylaşıyorlar. Bir kişi onlara bir şey söylüyor. O söylediklerinin içinden bir kısmı anlıyor, bir kısmı anlamıyor, bir kısmı başka bir şey söylüyor. Bir kısmı tuvalete gitmek istiyor. Yani orası bir yaşam biçimi oluyor onlar için. O yaşam biçimi yaşamayı dışarıda yaşamayı kendi başlarına becermeye başlıyorlar. Bunu öğreniyorlar. Evet. Ya bunun eğitimini alıyorlar. Çok evet, aynen. Bu hep karıştırıyorum. Bu çok önemli. Burada biliyorsunuz okullarda bir müddet müsaade. Zaten onların bir oryantasyon dönemi var. Bir haftalık. Hı-hı. O dönemde anneler babalar işte dediğiniz gibi daha bir aile büyükleri kapılara gelirler falan. Ondan sonra yavaş yavaş uzaklaşır ve alışır. Yani hayatın en düzenli alışma dönemi bu. Hayatımızda başka şeylere de çok alışacağız. Bütün o yaşlanana kadar geçireceği dönemler olacak çeşitli yerler, çeşitli ortamlar. Ama iş burada başlıyor. Temel birinci. Burada travmatik bir olay yaşatmazsanız hayatın diğer evrelerinde kolay kolay olmaz ve alışma daha kolay olur. Peki hocam bir şey anlamakta çok güçlük çekiyorum. Ne olursunuz eğitim yani 43 yıla bakarak söyleyin. Şimdi Almanlar okulları açarken evet. Mayıs'ın son haftası, evet. Haziran'ın ilk haftasında dediler ki 8. ve 12. sınıfları açacağım. Evet. Fakat Finlandiya, Danimarka yani aslında Baltık tipi demokrasi evet. dediğimiz ülkelerde evet. döndüler ilkokul birileri başlattılar. Hatta daha sonra hemen sonrasında tümünü açtılar. Tümünü açtılar ama tümün önce açtılar. İlkokul birileri döndürdüler. Evet kesinlikle bunun önemli bir... Hangisi doğru eğitimci açısından? İlkokul birlerden başlamak gerekirdi. Değil mi yani okula yani, dönecekse çocuklar ilkokul birlerden dönmesi. Şimdi 8. ve 12. sınıflardaki çocuklar... Sınav kurbanı. Almanlarda da var bu tip şeyler biliyorsunuz. İskandinavlarda pek öyle değil. Sallamıyorlar o şeyleri. O kadar var. Üniversitelerde yeteri kadar yerlerde olduğu için bir sınav kaygıları da yok. Aynen öyle. Çocukların puanlarına göre onlar üniversitelere yerleştiriyorlar. Ama birinci sınıfta kazanılacak o alışkanlığı yakalamayan çocuğu üniversitede başına neler geleceğini, nelerle karşılaştığını çok iyi biliyorlar. Siz Danimarka'da eğitim evet. müteşeliği yaptığınız için soruyorum. Evet. Mesela en onlar için en kutsal, en kesin. İyi eğitim verilmesi gereken sınıf adamlar kesinlikle. Okul öncesi ve ilkokul 1 yapıyorlar. Aynen öyle.
Aynı bizde öyle. Şey olsa da olur olmaz. Şeyde Danimarka'da falan bu şey okul öncesi eğitim yuva kreş okul öncesi kurumu %90'ların üzerinde tabii ki. Aynen öyle. Ve inanılmaz şeyler var orada. Yani bizde tamam bizim kültürümüz uymuyor ona bakıp da bir şey bir karşılaştırma yapamayız ama mesela soğuğa dayanıklılık bile orada eğitimin bir parçası. Aa, ya o hocam onu gayet iyi yapıyorlar. Evet. Peki şimdi Ayşegül hocam ilkokula başlamak demek şöyle bir şeydi. Üniforması varsa üniforma bizde yaka bile vardı hocam. Tabii, doğru, o, ya, doğru. Yaka alınırdı kolalar hazırlanırdı. Beslenme çantası kitaplar evet. Heyecan duyardık silgimizi kalemimizi evet. Severdik. Şimdi çocuklar okula başlama heyecanı diye bir şey yok. Açılacak yok. Mı açılmayacak mı? Hani hiç belli, belli değil. Ne demeli aileler okula yollayamadığı çocuğuna? Özellikle de hani bu sene ilkokul 1'e başlayacaksa ya da bu sene işte ilkokul 1'e başladı. Mart'tan beri evde 2'ye de başlamadı. Ne diyecekler aileler o çocuklara? Özellikle bu dönemde gördüğüm şey okula başlama zorluğunun ne kadar sıkıntılı olduğu geçmiş dönemlere göre. Çünkü sizin dediğiniz gibi bu süreç aslında okul fobisine göre giden bir süreç. Yani çocuklar artık okul fobisi yaşamaya başladılar. He. Okula gitmekte çok zorlanıyorlar. Şimdi yeni düzen, belirsizlikler her zaman çocukları korkutur. Çünkü orada ne olacak? Eski düzendekileri biliyorlar, alışkınlar veya abisinden, ablasından biliyor. Yeni başlayanlar için söylüyorum ama diğerleri de tekrar başka bir düzene adapte olmaya çalışacak. Ve uzun bir süre online eğitim oldu. Okul ve akran ilişkileri çok zayıftı. Şimdi oraya gittiğimde arkadaşlarım tekrar benimle aynı irtibatta mı kalacak? Öğretmenlerim nasıl? Öğretmenlerim değişti mi? Okulda nasıl olacak? Maske takacak mıyım? Evet, nasıl? Özellikle bir de devlet okuluna giden çocuklar sadece televizyondan eğitim aldı. Yani evet. Özel okul kendi maalesef. Öğretmeniyle devam etti maalesef. Ama evet. Devlet okuluna giden... Hocam televizyondan ders çalışılır mı yatarak? Ben çok beğendim ayrıyeten fikri de. Abi bana çok son derece uygun buldum ama. Mesela şimdi eğitimciler diyorlar ki ya yatarak kardeşim televizyon seyrederek ders çalışılmaz. Çalışılır mı çalışılmaz? Bence çalışılmaz. Çalışılmaz. Bence çalışılmaz. Ya hocam tam bir şeyi beğendim siz de orada. Yok ben. Yok ama belli yaşın üzerinde belki olur da. Ya televizyonda film seyredilir, haber seyredilir. Hiç okul seyredilir mi? Peki bir şey söyleyeyim. Bu şeye göre değişir ama sizi böleceğim. Mesela şöyle de bir algı var. Hiç olmaz. Hiç çoktan müzik iyidir ama. Müzik dinleyerek ders çalışılmaz. Diye de bir algı vardır aslında. Kulağınızda kulaklık vardır. Müzik dinliyorsunuzdur ama o anda matematik testi çözüyorsunuzdur. Hayır hani ona odaklanacaksın gibi bir söylemler vardır. Ama mesela biz bunu aslında onaylamıyoruz. Müzik dinleyerek de ders çalışılabilir. Çünkü o anki çocuğun algısı. Eğer bir uyarana karşı dikkati daha fazla artıyorsa müzik dinleyerek derste çalışabilir. Peki şunu sorayım hocam. Şimdi biz Akdenizli bir toplumuz. Sarılırız, dokunuruz, kucaklaşırız. Evet. Şimdi çocuklarımıza öğrettiğimiz şey sosyal mesafe. Ve mesela kızımdan biliyorum bir arkadaşı veya birisi ona bayramda orada burada mesafeyi koruyalım. El böyle. Çocuğum mesafeyi koruyalım. Şimdi bir yerden sonra dedim ki ya bu travma olacak mı acaba? Çocuklar da bir koronavirüs travması geliştirebilir mi? Ya da davranış modelimiz mi değişecek? Yani birbirimizden uzak duran insanlar olacağız. Geliştirebilir, geliştiremeye de biliriz. Yani bu çok kesin olan bir şey değil ama şu sürece baktığımızda özellikle Amerika'da olan araştırmalara baktığımızda şu an bildiğim kadarıyla Türkiye'de böyle bir araştırma yapılmamış henüz. Travma sonrası stres bozukluğu koronayla birlikte giderek artan bir tablo var aslında. Türkiye'de bunun bir şu anki bir araştırması yok ama tabii ki de bu %100 doğru da diyemiyoruz. Çünkü bunun tezleri antitezi de yapılabilir. Ama tabii ki de bazı çocuklar bu tarz durumlara daha fazla etkileniyorlar. Daha fazla etkileniyorlar. Diğer tarafta biraz daha inkar ve bastırmayı kullanıyor. Bir şey olmaz. Bu da geçecekmiş zaten. Yani bu biraz da anne babanın onun üstünde verdiği bir durumla da ilgili. Yani anne baba çok fazla kaygılıysa, çok fazla endişeliyse çocuk da onu sünger gibi alıyor aslında. Hocam şimdi Mart'ta koronavirüs başladı. Ben her gün radyoya gidiyorum. Şimdi radyodan eve geldiğim zaman eve girip çocuğuna sarılamıyorsun. Gelsin dezenfektanlar bilmem ne işte dışarıda geçir, evet. Biraz zaman geçir ki hani virüs yükün varsa o canlılığını kaybetsin vesaire. Şimdi eve gelince üzerine atlayıp sarılmaya alıştığın bir çocuğa gelme. Şimdi baktığın zaman yaptıklarımız bu haliyle de biraz sıkıntılı. Çocuk tabii. Korumak için aslında çocuklarımızı yer yer kırdık mı? Kafamda soru işareti. Evet. Hocam şunu soracağım. Eğitimsiz kalmaya bilim ne diyor? Yani şimdi eğitim bilimi çok önemli bir bilimdir değil mi? Tabii, yani tabii. Dünyada üzerinde en fazla makale yazan işlerden bir tanesi. Bu pandemiye dair, koronavirüse dair bir şey söyledi mi eğitim bilimi? Var. Bu incelenmiş.
makaleleri de var bunlarla ilgili. Bu pandemi dönemlerinde okulların kapanmasıyla ilgili veyahut işte eğitimsiz kalmakla ilgili bir sürü yazı var bununla ilgili. Hı hı. Bunların büyük bir kısmına ilgili veriler çok sağlam veriler değil tabii. Yani mesela ilk şu anda 1,5 milyar çocuk okula gidemiyor. Okula gidemiyor. Şu an dünya üzerinde 1,5 milyar çocuk okula gidemiyor. Ama şöyle bir şey söylesem hocam, bu 10 sene ile önümüzdeki 10 ila 30 sene arasında kadına şiddetin, cinayetin hiç şüpheniz olmasın. Suç oranının artacağını gösteriyor. Şimdi söyleyeceğim bakın, çok ilginç şeyler söyleyeceğim. Buyurun. İlk milattan sonra 532 yılında olmuş ama o yıllarda böyle formal eğitim veyahut kitlesel eğitimler yok zaten dünyada. 532'deki ilk dünyadaki i̇lk pandemiden sonra. 30-50 milyon kişi, yani o sayı da belli değil, ölmüş. Daha sonraki yıllarda mesela 3. veba, ikincisi 1346'da Avrupa'da olan, o da çok büyük bir kıyma. Avrupa'nın 1/3'ünü öldürmüş biliyorsunuz. 3. veba ise 1772'de Çin'de olmuş. Hı hı. Çin o dönemlerde yalnız kitlesel eğitimlere başlamış. Bu dönemlerde de kaldı ki bu arada Çin ve Hindistan'da 12 milyon kişi de ölmüş. Bir müddet okulları kapatmışlar veyahut okul diyeceğimiz yani o eğitim yerlerini kapatmışlar. Ve hemen vazgeçmişler. Hemen okulları geri mi açmışlar? Yetkililer hemen açmışlar ama ne olduğu ne bittiği konusunda kesin böyle şey veriler yok. 1918'de İspanyol gribinde bir takım problemler olmuş. Bu dönemde kapatan İspanya kapatmamış, İspanya tarafsız kalmış. Belçika, Hollanda, Fransa'da kapatmalar olmuş. Hemen orada da bunun... Okulları kapatıp tekrar geri açmışlar. Tekrar geri açmışlar çünkü büyük çapta ileride travmatik olaylarla karşılaştığında normal hayata dönmenin gerektiğini... 1910'larda gördükleri bir şey. Okul şimdi... sonunda yani hayatın normalleştiğinin de bir göstergesi. Ekonomilerin canlanmasının bir nedeni. Ama yani şunu fark etmiş insan, öyle diyeyim size. Eğitim mi pahalı, cehalet mi pahalı diye bakalım. Cehalet her zaman daha pahalı. Cehalet her zaman daha pahalı. Aynen. Cahil bırakmamak adına derhal okullarını açmışlar. Düşünün. Hocam Ali İzzet Begoviç Saraybosna bombalanırken dağların içine sınıfları uydu ve eğitime aynen, devam ettiler. Mağaralarda devam ettirdiler insanlar. Bu İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya bombalanıyor. Münih, Dresden, Berlin bombalarına okullar açık. Artık iyice bomba yağmaya başlayınca çekilmişler ancak kenara. O zaman ki okullar bir de vurulmaz hocam yani savaşın yazılı olmayan kurallarına. Gerçi orada halı bombardımanı biçiminde yapıldığı için onu düşünmemişler. Vururlar. Ama genellikle de gece bombardımanı yapmalarının nedeni de bu okulun kapalı olduğu saati denk getirmek için. İngiltere'de çok bununla ilgili olaylar yaşanmış. Hocam hava kirliliği vardır meşhur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra binlerce insanın öldüğü. Evet, o dönemde yine bir takım problemler olmuş. En önemlisinden birisi... orada bir araştırma yapılmış. Arjantin'de 8 ay süren bir öğretmen grevi olmuş. Pandemi falan da yok. Hı hı. Okulları kapamışlar. Yani mecburen kapanmış. Öğretmenler yok çünkü. O dönemin çocuklarını ileriki yıllarda... Takip etmişler. 30 ile 40 yaş arasında geldiklerini o grubun... Çünkü bu araştırmayı yapan kişi ancak o zaman yetişmiş. Öyle aynen diyeyim öyle, size. Doğru. O insanlarda boşanma oranlarının çok daha yüksek. İş bulamama oranlarının çok daha yüksek. 8 aylık öğretmen grevinin sonucu. 8 aylık öğretmen grevinin etkileri. Bakın burada şu anda bizde tamam bunun birkaç ayı yaz tatiliydi belki ama biz zaten yaz tatilleri sonrasında okullar olarak zaten bir travma yaşardık. Çocuklar neredeyse hala tatil kıvamında geldikleri için ve geçmiştekileri unuttukları için biz onları toparlamak için bir ay uğraşırdık. Ara tatillerde bile bir haftalık ara tatil sonrası çocuklar okula geldiği zaman 2-3 gün kendimize gelemezdik. Çocuklar da kendine gelemezdi. Ya. Şimdi tutup 8 ay, 7 ay kapadığınız zaman bu durum başka türlü olur. Bakın Almanya ve dediğiniz siz verdiğiniz örnek diğer Avrupa ülkelerinde ve İskandinavlar aylardır çalışıyor. Onlar şu hocam, anda okullar yok. Açık değil mi? Açık. Hiçbir Berlin'de iki okulda işte böyle pandemi çıktı da okullar işte hocam, karantinaya alındı. Amerika'da çok çıktı ama ya. New Orleans'da çok çıktı. Ama bunların bir kısmının yalan haber olduğu çıktı sonra. Okulları pardon deyip tek 14 gün sonra tekrar hocam, açtı. O da hakikaten. O da enteresan bir şey. O da bir garip durum. Peki Ayşegül hocam bir şey soracağım. Bu hocamı da çok yakından alakadar edecektir. Şimdi iddia şu, diyorlar ki küçük çocuklar kurallara uymakta daha zorluk çeker büyük çocuklara da. Ve fakat benim görebildiğim şey şu. Eğer öğretmenler ilgilenirse, o ilgiyi korursa küçük çocuklarda kurallara uyabiliyorlar.
Bu büyükler küçüklerin, yani onlar bizden farklı, onlar internet kuşağı, Z kuşağı diyoruz biz onlara. Evet. Mesela ya da kristal kuşak artık. Doğru. Küçük çocuklar kurallara niye, yani gerçekten uyamaz mı? Şöyle, çünkü biz sınır koyma becerilerini, aileler sınır koyma becerilerini 3 yaşından sonra öğretiyoruz aslında, öğretmeye başlıyoruz. Yani tuvalet eğitimi tamamlandıktan sonra sınır koyma becerileri öğretilir. Dolayısıyla yeni yeni öğretmişken sınır koymakla ilgili beceriler, o an hemen adapte olamayabilir çocuk. Ve o olayın tam olarak farkında olmayabilir. Dolayısıyla bu tarzı biraz da ailelere ve öğretmenlere çok görev düşüyor açıkçası. Yani bunun nedenini açıklamak. Ama nedenini açıklamak bir 7-8 yaşındaki çocuğu açıklar gibi değil de 3-4 yaşındaki çocuğu açıklamak kadar önemli. Ya aslında yani çocuğun her sorusuna bir büyüğe cevap verir gibi cevap vermesi gerekiyor. Ama gelişimsel açıdan değerlendirerek tabii ki de, yani aynı cümleleri kullanarak değil, belki daha ses tonu sakin, biraz da onun kelime haznesini bilerek onun kelimeleriyle belki tarif etmek. Bu tarz bir ilk bilgilendirmeler olduktan sonra zaten çocuk biraz daha bunu kapsıyor, algılayabiliyor ve onu okul üzerine ayak uydurabiliyor. Ya aslında çocuklar bunu becerebilirler, denetimle de yapılabilir bir şey. Yapılabilir. Peki hocam, şimdi zurnanın zırt dediği yere gelelim. Eğitimde fırsat eşitliği. Evet. Anayasanın da aslında bir hükümlülüğü. Evet, evet. Ya ben Robert Koleji, Saint Joseph veya Şişli Terakki veya MEF'ten veya bilmem bir özel okuldan mezun olmuş çocukla birleştirilmiş sınıflardan gelmiş. Sonra da işte öğretmeni gelip gelmediği belli olmayan uzak bir devlet lisesinden mezun olmuş çocuğu aynı üniversite sınavına sokuyor. Evet. Eğitimde fırsat eşitliği diyoruz. Evet. Var mı hocam böyle bir şey? Elbette var. Ben hep söylerim. Aslında çocuklar arasında, iş bütünü her şey çocukta. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir çocuğun hayatında okulun, ailenin, çocuğun kendi karakterinin ve buna bağlı olarak da zekasının toplam değerleri aşağı yukarı şöyle. %85 çocuğun kendisinde iş. %10 ailede iş, %5 bizim etkimiz olabilir, 0 ile 5 arasında etkimiz olabilir. Yani bir okula, şöyle diyeyim, Robert Koleji'ye gelen bir çocuğun üniversite başarısıyla, işte Çemişgezek'teki bir çocuğun aynı sınava sokuyoruz, Çemişgezek'teki çocuk da kazanabilir o okulu. Yani ama hayatta farklı şeyler var. Şimdi elbette bu çocuğa sağlanan imkanlar, o çocuğa sağlanan imkanlar maalesef aynı değil. Bu yüzden paralı okul, bu yüzden özel okul zaten. Yok, başka çaresi yok. Hocam mesela şöyle bir şey geldi Milli Eğitim Bakanlığı'na, çok güzel. Dediler ki ya çocuğun sanat üzerine eğitim alıyorsa, onu yapıyorsa hani alın bunun belgelerini getirin. İleride çocuğun üniversiteye girerken çok güzel puanında. Bir yani işte eşit. Yani bana hocam çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Bana Mimar Sinan Üniversitesi çocuk konservatuvar belge verirken dedi ki inşallah bir işinize yarar, hani veriyoruz biz bunu ama dedi. Bunu kim nasıl değerlendirecek? O uygulama kalacak mı, kalacak mı, kalmayacak mı gibi bir sürü soru var. Buradan bahşeyiniz şuraya gelmek istiyorum. Şimdi kavga şu. Hastalığın hiç görülmediği Anadolu'da iller var. Evet. Mesela bu illerde okullar niye kapalı? Onu ben de anlamıyorum. Bence derhal açmak eğitimde lazım. Eğitimde fırsat eşitliği adına evet, mı kapalı? Evet, onun adına kapalı. Onun adına kapalı. Ama hocam bence, yani Deniz Yıldız hikayesi en azından bir kısmını kurtarmak gerekiyor. Aynen, aynen, ben de böyle bakıyorum. Hiç olmazsa şu anda fırsat verebildiklerimize verelim, fırsattan önlerini açalım. Bunu işte özel okullardan tutun da işte kasabadaki, köydeki, pandeminin hiç olmadığı yerlerdeki okulları bence açmak lazım. Bir takım bakanlığımız biliyorsun, ben az önce hocam bunu bir alayım göstereyim mi? Bu arkadaşlar şöyle göstereceğim. Bitmiyor. Roma hukuku kitabı 119 gibi. Sayfa. 119 sayfa. Bunun 40 sayfası mı checklisti? Aşağı yukarı 30-40 sayfası. Bunun içinde checklist var. Yani bakın, nedir? Satır satır okudum. Bir okulu açabilmek için yapmanız gerekenler. Bunu Türk Standartları Enstitüsü gidiyor, denetliyor sonra. Şimdi burada hocam bağışlayınız. Şunu soracağım. Bu Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı bir iş değil mi? Sağlık Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı birlikte. Hocam Avcılar'da 5300 mevcudu olan bir okul var. Bir öğrenciye 4 metrekare alan düşecekse o okulun en az 20 bin metrekare alana sahip olması lazım ama değil. Değil. Evet. Şimdi bakın. Nasıl olacak? Şimdi şöyle, az evvel söylediğimiz gibi, hani sizin Deniz Yıldız'ında söylediğiniz gibi, hiç olmazsa onu, o okulu münaveveli çalıştırarak o çocukları eğitime tabi tutmamız lazım. Devletin de tabii hepimizin, vatandaş olarak. Yani şey, gün gün mü gitsin gerekir, çocuklar hocam? Gerekirse onlar o okulda gün gün gidilsin. Ama başka bir okulda tam gün gidiliyorsa gidilsin. Yani bunların önünü açmak lazım. Neyi kurtarırsak o kârdır. Bakın ileride
bu ülkenin insanlarını yetiştiriyoruz. İleride yaşayacağımız travmalar bu parçalı gitmelerden kaynaklanan telafilerle belki de giderilecek. O yüzden bu herkesin önünü açmak lazım. Devlet de gerekli tedbirleri alıp bu kitap çıktı. Bu kitapçı ben yayınlamadım. Devlet yayınladı. Ben buna uyumak için inanılmaz bir masraf yaptım. Kaç para harcadınız hocam? Şu ana kadar vallahi yanımda getirdim. Şu ana kadar parasını ödediklerim, faturası gelip henüz ödemediklerim var. Şu ana kadar 817 bin TL para harcamışım. Peki kaç öğrenciniz var hocam? 2200 diye. Tamam. Ortalama bir devlet okulu. Bu parayı nasıl harcayacak hocam? Devlet gerekirse başka yerlerde olan yatırımları kesecek, buraya yapacak. Bu söyledikleri sadece özel okullar için geçerli değil. Bütün herkes, okullar için geçerli. Bütün okullar için. Madem yayınladınız bu parayı harcayacaksınız. Başka çaresi yoktur. Değil mi? Yani çünkü hocam dezenfektanı hangi bütçeyle alacak? Dezenfektanı okul. Ama daha... Hocam hayırseverler şey yapsınlar, bağışlasınlar o da, o zaman. Elbette. Gerekirse hayırseverlere başvursunlar ama devletin bunu sağlaması lazım. İster hayırseverlerden ister kendi kaynaklarından. Devlet bunu sağlayacak ve bu okulları açacak. Bakın ileride istediğiniz kadar gaz bulun, istediğiniz kadar petrol bulun. Onları kullanacak insanlarınız olmazsa hiçbir işe yaramaz. Aynen. Dünyanın en petrol zengini Venezuela'nın halini sizler görüyorsunuz. Evet. Romanya bir zaman öyleydi. Petrolü bulmakta, gazı bulmakta olmuyor. Hocam Suudi Arabistan kullanacak... üniversite ülkesi buyurun. Olmaya çalışıyor. Evet. Bu kadar servetiyle yani... beraber. Dolayısıyla o iş hakikaten zor. Peki işte... insana yatırım daha önemli. Ayşegül Hocam bir şey soracağım. En çok merak ettiğim şey beraberinde bir evde iki tane kardeş var. Bunların da araları bal kaymak. Abla onun okulu kapalı. Ama okulu kapalıyken abla mesela spikerlik kursuna gidebiliyor. Sınıfta 20 kişi var, 30 kişi var. Ablanın aynı zamanda lise sonunda olduğunu varsayalım. Abla lise sona gidip üniversiteye hazırlık testi de çözebiliyor. ben 6. sınıftayım mesela. Ya ablam her şeyi yapıyor. Benim okulum kapalı, ben bir şey yapamıyorum. Ablaya dalarım. Yani ilk tepki olarak dalarım. Aynen böyle. Şimdi hocam okullar kapalı, kurslar açık. Okullar kapalı, okulların içinde kurslar açıldı. Okullar dershane haline geldi. Evet. Bu adaletsizlik duygusu yer açmaz mı çocukta? Ya çocuklarda çok fazla, sizin dediğiniz gibi aslında agresyon çok fazla oluşuyor o tarz durumlarda. Buna denk geliyoruz da zaten. Geldi mi hocam böyle çocuklar? Evet evet geldi. Yani bırakın ondan, teknoloji kullanımıyla da alakalı bu tarz durumlar geliyor. Küçük çocuklara daha az zaman tanınması, büyük ablalara, abilere daha fazla süre tanınması. Yine aynı şekilde aslında ablanın daha çok işte dışarı çıkıyor olabilmesi ama küçük çocukların sadece evde vakit geçirebileceği alanlar. Böyle durumlar gerçekten çok zor çünkü bizim elimizde olan bir şeyler değil. Buradaki koordineyi sağlayacak kişi anne baba olması gerekiyor aslında. Abla o gün dışarı çıktığında annenin gelip hadi hep birlikte biz ne yapalım? O zaman biz üçümüz bir şeyler yapalım. Hadi seçenek üretmek. Üç tane seçenek üretildi diyelim ki, hangisini yapmak istersiniz? Anne bunu bir heyecanla sunduğunda biraz çocuklar bunu aa çok iyi plan galiba diye düşünebiliyorlar açıkçası. Hocam ama ikizleri olan arkadaşların var. Mesela bir tane büyük var, ondan sonra altta iki tane ikiz var ya. Hayatta o eşitliği anlatamıyorsunuz hocam, adaletsizliği. Tabii. Hatta alay konusu çocuklar arasında, biliyor musunuz? Bu, niye? Bu konu bir kısmı hani dershane gibi... İşte kurs gibi yerlerin açık olmasından dolayı, ki hani bir ara dershaneleri kapatmıştık, ben onu anlamıyorum zaten. Şu anda 3600 tane dershane resmi olarak faaliyette. Bir o kadar da... Bunun adı gayri, kurs oldu hocam. Dershane adını kullanmak yasaklanmış. Dershane adını kullanmadılar, evet. Kurs oldu. Evet. Bütün çocuklar işte hani o şu kitapçıkta belirtilen ne metrekare ne dezenfeksiyon ne hiçbirine uymadan, çünkü onlar eskiden başlamışlardı. Şimdi yayınlandı bu. Bütün yaz kursları... Yaz okulu adı altında. Yaz okulu adı altında 8. ve 12. sınıfa gidecek sınav grupları okullarda. Bizim valla sahiller dolu, AVM'ler dolu, konserler dolu. Diyoruz ki şeyler, çocuklar okula gitmesin. Bu mantıksız. Peki, geliyor bana. Ya hocam mantık kısmı başka bir şey ama insan şeyi merak ediyor. Peki bir şey soracağım hocam. Bu deneme sınavları. Evet. Ya... Kursların hocam, ben arama motoruna yazdım. Evet. Fiyatlarını öğrendim. Evet. Diyor ki ben sana 40 tane kendi içimde yapacağım, bir de diyor ülke genelinde seni bir deneme sınavına sokacağım. Diyor. Evet. Nasıl? Okul kapalıyken 40 kere... İşte o kurslara gidenlerden kastediyor. Bir de isterseniz siz... Hocam eğitimde fırsat eşitliği burada gelmiyor mu abla? Aynen öyle. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani böyle bir şey yok. Ayıptır diyorum. Ama ya. Bu olacak iş değil. Bu o dokümanlara ulaşamayan milyonlarca çocuk var. Onu diyorum işte, devlet kaynaklarını, bakın Türkiye bir eğitim seferberliğine ihtiyaç var. Çok acil bir yapılması gereken bir şey. Yani Finlandiya'nın bir zamanlar yaptığı ve şu anda önlere gittiği şey.
Evet, teknolojimiz çok gelişiyor. Çok güzel bir şey. İyi de bu teknolojiyi geliştirecek adamları sonra yurt dışından getirirsek ne olacak? Ondan sonra Venezuela gibi olacağız işte. Vallahi hocam ondan sonra inanılacak gibi değil. Ondan sonrası sıkıntılı. Aslında sizin mesela International School dediğiniz var, bölümünüz evet. Açık değil mi? Yok, onlar da bu pazartesinden itibaren 8 ve 12. sınıflar gelecek. Aslında 17'sini açabilirdik ama bizim 24'ünde söylemiştik. Şimdi velileri tek tek aradık telefonla. Vallahi şu anda bunların bir kısmı yurt dışında. Öyle açacağız deyince derhal uçak biletlerini alıp yola çıkanlar var. Kore de dahil buna. Vallahi bir şey söyleyeyim. Aslında anneler babalar çocuklarını tanıdılar ya. Ben yani evet evet. Bu güzel bir şey oldu. Hani tabii çocuklar da anneleri babalarını tanıdı. Çocuklar tabii. Da anneler babalarını tanıdı. Yani ne garip şey aslında, ne evet. Ayıp şey beraberinde ama. Yabancılar zaten anlamıyorlar. Bizim Türkiye'de okulların kapalı olmasını anlamıyorlar biliyor musunuz? Biz onlara, bizde kapalıydı işte ondan, hani okullar aç. Çünkü biz bir önceki yani pandemi öncesi diyelim. O dönemde gönderdiğimiz okul çalışma takvimlerinde 24 Ağustos'u International School için şey yapmıştık. Açma tarihi. Açma tarihi olarak koymuştuk. Şimdi orada sadece 8'ler 12'ler gelebilecek. Onun iznini aldık. Diğerler anlamıyor. Niye biz başlayamıyoruz diyorlar. İşte efendim Türkiye'de bu şekilde kısıtlamalar var falan. Kendi ülkelerinde de açık olduğu için büyük bir kısmı. Bunu bir türlü anlayamıyorlar. İşin içinden... Uzun uzun konuşmalar yapmak zorunda kalıyorsunuz. Vallahi bu işler böyle. Vallahi ne diyeyim? Eğitim en önemli iş hayatımıza. Evet. Umarım çocuklarımızı evet. Sağ salim okula döndürebileceğiz. Evet. Ayşegül Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Erdoğan Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki geldiniz ama mesele şu, yani artık kimi kurtarsak bence, bu eğitimsiz zamanda kağıdıra dönmemiz lazım. Deniz yıldızlı şeyine dönmemiz lazım. Moduna dönmemiz lazım. Doğrusu mu diyelim.